Böyle geçmez. Çok teşekkür ederim. Vardır illa tanıyanınız. Adım Onur Gökçek. Belki hiç tanımayıp bir arkadaşın yanında gelen vardır diye. Çünkü çok merak ediyorlar. Sonradan soruyorlar. Önceden söyleyeyim. Melih Gökçek'le hiçbir akrabalığım. Tanışıklığım yok. İkimizin de komedyen olması dışında. Ortak bir yanımız yok. Teşekkür ederim. İşte bu böyle kahkaha ve alkış olunca aslında reaksiyon gösteriyi iki taraf için de tamamlıyor. Ben 9-10 senedir sahnedeyim. Bununla ilgili çok araştırdım. Reaksiyon çok önemli çünkü. Nasıl alınır, nasıl verilir, doğru hikayeyi doğru zamanda anlat falan. Okuduğum veya izlediğim hiçbir şeydeki gibi olmadı. Çok enteresan bir yerde buldum bununla ilgili cevabı. İzmir'de Karaburun'da bir adamla tanıştım. Onu da buldum. Mentor amca, adını bilmiyorum. Ben koydum. Karaburun'u bilen var mı aranızda? Hiç giden. Bayağı varmış ya, normal bilmiyorum. Çok güzel. Datça gibi bir yer bilmeyenler için. Böyle çok niş bir yer. Keçisiyle meşhur bir yer. Halkın başlıca geçim kaynağı keçi. Zaten çok meşhur bir keçi sütü dondurmacısı var. Keçi sütünden yapılan peynirleri tattırıyorlar falan insanlara. Biz gittiğimizde bir festival yapmışlardı. Bütün köylüler senede bir gün keçilerini bir alanda topluyorlar, kıllarını kırpıyorlar. Yaratıcı da bir isim bulmuşlar, Kırkın Festivali. Biz de böyle festivale denk geldik. Abi işte bir tarafta keçi sütünden peynir yapmışlar, tattırıyorlar. Bir tarafta keçi sütü satılıyor, bir tarafta keçi sütünden dondurma yapmışlar. Çocuklara dağıtıyorlar, sıraya girmişler. Bir tarafta işte keçilerin kıllarını kırpıyorlar, yorgan yapmışlar kadınlar. Bir tarafta keçileri kesmişler, böyle kebap yapmış yiyorlar. Yani keçilerin anasını sikmeye yemin etmiş. Bir topluluk düşün, tövbe olsun. Ben bu kadar keçi düşmanı insan bir arada görmedim. Sonrasında çok keçi seviyorlar. Böyle bir organizasyon. Bir de ödül veriyorlar. İşte en büyük keçi, en inatçı keçi, en seksi keçi, keçi kerik. Yani keçin ölü değilse ödül alıyor. Öyle bir gündü. Yerden de yüksek bir sahne, açık alan. Lan dedim burada hani konuşmak, seyirci karşısına çıkmak, bir şey söylemek çok zor. Bir tane adam çıktı. Bir de İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ydu galiba o zaman. O vali falan en önde. 1000 kişi var tıklım tıklım, açık alan, arkada konuşuyor insanlar. Hani gerçekten çok zor ortam bir şey anlatmak için. Abi adam çıktı o kadar rahat ki. Yani normalde biz sahneye çıkarken bayağı kaygılı çıkıyoruz. Lan burada reaksiyon alır mıyım falan. Adam bendeki bu kaygıları şöyle bitirdi. Geldi dedi ki, sıra dedi en güzel keçiyi seçmeye geldi. Evet arkadaşlar biraz da latife yapalım istiyorum. Ben en güzel keçi derken benden sonra en güzel keçi demek istedim dedi. Lütfen gülelim dedi. Oğlum herkes güldü. En önde de ben alkış başlattım. Dedim bu kadar kolay. Bunu kafana takma Onur. Reaksiyonla ilgili işi böyle çözdüm. Sahne kıyafetim nasıl bilmiyorum. Çok kafa... Alkışlayın diye söylemedim. Sahne kıyafetiyle ilgili çok takıntılı bir adam. Biraz sonra anlatacağım. Çok şey yapıyorum yani. Ulan onu mu giysem, bunu mu giysem? İşte siyah giyin. Çok silik dur. Konuştuğuna odaklansınlar gibi bir matematiği var aslında. Basit. Ben bir ara hep boks tişörtümle çıkıyordum. Eski izleyenler varsa bilirler. Boks kulübümün tişörtünü giyiyordum. Uzun süredir boks yapıyorum. Ama boks yaptığım için giymiyordum. Kaybolan özgüvenimi o tişörtte bulmuştum. Özgüvenimi kaybettim yakın zamanda. Buraya kadar sakallarım vardı. Ben zaten çirkinim, tamam mı? Karizmadan yürüyordum. Sakallara kesince böyle hiçbir şey kalmadı. Ben dedim böyle boks tişörtümle çıkayım. Sahneye ilgi yeri başkaya çekeyim. Hani böyle bir özgüvenli hissettim, bilmiyorum. Sonra yavaş yavaş alıştım bu duruma. Geç sakallıyken karizmatik olduğumu bir tek ben düşünüyorum. Bunu biliyorum. Genelde karizmatik olduğumu bir tek ben düşünüyorum. Hatta düşünce ben bile düşünmüyorum. Yani karizmatik olarak geçirdiğim o anlara dönüp bakıyorum, evet Onur orada da karizmatik iyiymişsin diyorum. Hani böyle iyi hissettiğimiz anlar vardır ya o an. Onlara dönüyorum mesela. Ersin diye bir arkadaşımla 10-11 yaşlarında mahallemize gelen Sonya diye bir kızı asılıyorduk biz, tamam mı? Asılıyorduk dediğim böyle masum bir şey. Sonya da 11 yaşında, biz de işte Ersin'le 11 yaşındayız. Almanya'dan geliyor Sonya teyzesinin yanına yazları. Biz de her sene kapışıyoruz. Sonya senin sevgilin, benim sevgilim diye Ersin'le. Bir gün böyle Sonya aramızda onu etkilemeye çalışıyoruz. Ersin kıza böyle yaptı. Sonya da şöyle bana bak, kime benziyorum dedi. Kız şöyle baktı, kime dedi? Van Dijk dedi. Kızı etkiledi, tamam mı? 11 yaşındayız. Ben de altta kalmamak için hemen oraya girdim. Dedim Sonya şöyle bana bak. Ecevit'e benziyor muyum, benzemiyorum. Benim karizmadan anladığım bu. Çirkinim. Çirkinim biliyorum. Çünkü sahneye çıkıp çirkinim diye şaka yapıyorum. İçinizden bir kişi de estağfurullah yapıyor. Sahneye çıkıp çirkinim diye şaka yapıyorum. İçinizden bir kişi de estağfurullah demiyor diyorum. Gene de zorlayınca bunu üçlediğim falan olmuştur benim yani, demiyorlar. Ersin'le ilgili bir detay verip gösteriye tekrar kaldığım yerden devam edeyim. Değişik bir arkadaşım. Ara ara çünkü ona yer vereceğim, bir tanıtmak isterim. Neyi bilmediğini bilmiyor. Mesela İngilizce bilmediğini bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Beni hasta Fenerli, tamam mı? Bir gün Fenerbahçe Arsenal maçına götürdü. Numaralı tribün en önünden bilet almış. Bilenler bilir, numaralı tribün Fenerbahçe'de bile futbolcuya değecek kadar. 2 metre falandır sahaya, çok yakın. Arsenal Fener'e 6 tane attı. 3 taneyi Adebayor attı. O zaman Adebayor İngiltere'de oynuyordu. Bu kuduruyor. Adebayor önümüzden taç atıyor. Bak şöyle bir an oldu. O panolara çıktı Adebayor'a yaklaşmak için, böyle yaptı. Adebayor, fuck you my mother. Bütün stat sustu. Herkes buna döndü. Adebayor da buna döndü. Adebayor dedi ki senin amına koyayım bro. Herif Türkçe dile geldi bu konuşamayınca. Sonra zaten transfer oldu. Baktı neşeli insanlarız, buraya geldi. Değişik bir arkadaşım. Çirkinlikten bahsediyordum.
çirkin miyim değil miyim de emin olmadığım dönemlerde mesela çalıştığım dönemde iş yerinden bir arkadaşım bununla ilgili çok iyi bir tanım yaptı. Bana dedi ki izlemeye geldiler beni iş yerinden. Ben işte çirkinlik falan anlattım. Ertesi gün Zehra diye bir arkadaşım var. Yanıma geldi dedi ki Onur dedi. Dün sen çirkinim diye anlatıyorsun ama baktığın zaman dedi boylu poslu adamsın. Dişlerin dedi inci gibi, gözlerin dedi kocaman badem gibi, dudakların dedi köfte gibi. Ama hepsi bir ara gelince bir boka benzemiyor amına koyayım. Tek tek güzel organlarım var da birleşince olmuyor ya diyor. Hakikaten iyiyim tek tek her konuda. Zehra bilir. Şaka şaka. Evlendi şimdi. Ama yani hayatım trollüdür, hak ediyor gerçekten. Bir gün güneş gözüküyor, fotoğraf koydum Instagram'a. Koştu ertesi gün geldi dedi, Onur çok güzel olmuş ya dedi. Harbi mi dedim, vallahi çok yakışmış dedi. Bak ne güzel yüzün kapanmış dedi. Bayağı üzüyordu beni yani. Patron da görüyordu bir gün şey dedi patron üzülmeyeyim diye. Boş ver be Onur, ne üzülüyorsun? Bak dedi Samet o kadar yakışıklı ne oluyor? O da R'leri söyleyemiyor. Lan ben Samet kadar yakışıklı olsam bırak R'leri, K'leri, Z'leri, D'leri. 5-6 harften vazgeçerim yani. Çocuk o kadar yakışıklı ki çocuğa 3 harf yeter. Hani konuşurken cümle içinde seks diyebilirse zaten kızı alır. Öyle bir yakışıklıya beni kıyasladı çocuk. Zor gerçekten. Çirkin olmak. Estağfurullah. Belki çirkinim ama iyi bir adamım kardeşim. Bunu biliyorum. Burada estağfurullah derler geldi. İyiyim deyince. İyiyim, iyiyim. Ya bunu bana söyleyen beni ikna etti. Yine eski çalıştığım yerin servis şoförü Zülküf amcamız var. 70 yaşında emekli bekçi. O söyledi bunu bana. İyi bir referans gibi durmuyor ama güzel konuştu. Bir gün bana dedi ki böyle serviste gidiyoruz. Onur dedi sen çok iyi bir çocuksun. Nereden biliyorsun dedim iyi bir çocuk olduğumu. Böyle tanışalı da bir iki hafta olmuş. İnsan sarrafıyım ayağımı yapıyor. Hani emekli bekçi ya. Nereden biliyorsun dedim iyi bir çocuk olduğumu. Oğlum dedi hem çirkinsin hem paran yok. Senin bu dünyada iyi olmaktan başka şansın yok. Mecbur dedi iyi olacaksın. Tutunamazsın. Kimse dostluk etmez. Lan dedim vallahi çok mantıklı ya. Gerçekten. Ama gerçekten zor çirkin ve fakir olmak. Çünkü tam tersi insanlar var. Yakışıklı ve zengin. Benim de böyle arkadaşlarım var. İletişim kuramamaya başladım bunlarla. Mesela Emre diye bir arkadaşım var. Geçen doğum günüydü. Aradım temenni de bulamadım adama. Diyecek hiçbir şey yok. Doğum günü kutlu olsun, her şey görünce olsun zaten öyle. Süper mutlu beyaz zaten öyle. Her şey zaten öyle. 2 saniye sürüyor telefon konuşması. Doğum günü kutlu olsun deyip kapatıyorum. O beni bir arıyor 25 dakika. Öyle olsun, böyle olsun. Olsun, ölümlü dünya. Amına arada ölümü de katıyor. Çünkü bulunduğum durumun bir tık altı ölüm beni yavaş yavaş alıştırmak istiyor. Hissediyorum. Zor gerçekten. Su içmek istiyorum ya, çok hissediyorum. Ne diyordum lan? Bir su içtim geldim de aldım. Zor yani çirkinlik. Böyle çirkinlik anlattığım zaman da şey çok geliyor. Ya değilsin falan yazıyor kızlar sağ olsunlar bazen böyle. Yakışıklıyınca da siktir yazıyor şimdi. Ben nereden yürüdüğümü çok iyi biliyorum yani. Çirkinlik falan anlattığım zaman çok şey oluyor. Ne kadar özgüvenli. Kendiyle dalga geçiyor falan diye görülüyor. Ben hiç öyle görmüyorum. Kendime dalga geçiyormuşum gibi gelmiyor. Çünkü ben hakaret olarak görmüyorum çirkinliği. Bir tanım yani. Ben seçmedim ki bunu ne yapayım arasında diye. Böyle diyorlar. Güzellik de bence öyle. Çirkine güzel dersen iltifat olur gibi geliyor. Bir de neye göre çirkin, kime göre çirkin? Şimdi bundan 100 sene önce herkes kilolu kadınları beğeniyordu. Şimdi zayıf kadınları beğeniyorlar. Demek ki ben de bir zaman diliminde geçerliyim. Yanlış zamanda yanlış yerde doğduğum için daha çok duruyoruz yani. Ama altı boş bir set değil çirkinlik. Ya ben bunu gerçekten iliklerime kadar hissettim. Yani ben sadece şaka olsun diye bu 20 dakika, 25 dakika çirkinlik anlatmıyorum sadece. Bunun altı dolu. Mesela kendinle ilgili de mesela emin değilsen çirkin miyim değil miyim telefonda bunu anlayabilirsin. Mesela normal bir insansan, güzel bir insansan fotoğraf çekersin değil mi bir tane? En fazla kadrajı değiştirip bir tane daha çekersin. Çirkinsen bak telefonuna bir anın fotoğraf şeyi, bir fotoğrafın anı 40 tane falan oluyor böyle. Ya da bir anın fotoğrafı. Bir anın fotoğrafı diyormuşum. Telefonda 40 tane ağ fotoğrafı var. Bir anın fotoğrafı 40 tane falan. Çünkü şey oluyor böyle çekiyorsun bakayım olmamış çık çık olmamış. 8 tane de buradan olmamış. Bakıyor olmamış. Oğlum olmuş. Sen başka bir şey olsun istiyorsun ama o fotoğraf çekerek ölmüyor. Bundan emin ol yani. 40 tane çekip bir tane koyuyorsan bir iki çirkinsin. Zaten hayattaki şansımız da bizim bu. 40'ta bir yani. Ben öyle görüyorum. Zor gerçekten çirkinlik. Beni yoruyor. Benim kendimle ilgili çirkinliği fark ettiğim ilk yerlerden biri. Mesela ortaokulda ergenlik dönemleri böyle. Ferhat diye bir arkadaşımla aynı kızdan hoşlanıyoruz. Böyle bir flörtöz durum var. Kıza mektup yazıyoruz, not yazıyoruz falan böyle. Tamam mı sınıfta? Ben dedim ben konuşacağım dedim. Kız ikimize de böyle paslıyor falan böyle cevap yazıyor. Ben dedim konuşacağım. 10 dakika teneffüste konuşacağım. Tamam konuş kanka. Gittim kızdan konuştum. Böyle 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 dedim. Dedim ki ben mi Ferhat mı? Ferhat değil dedi. Sen demedi. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Ben yok muyum amına koyayım ya? Bu psikolojiyle büyüdüm ve genelde bu kızların beni yok sayması gerçekten benim en çok zoruma giden şeylerden biri. Ya bir gün bir partide böyle 2-3 arkadaş işte bir tane iki kız var işte bir şeyler böyle bir evdeyiz yani böyle belli ki oradayım yani. Kızın birine de böyle hani yazayım diye böyle yanaştım. Sohbet ediyoruz falan. Dedim ki lan yani ya dedim hangi okul ya hangi bölüm? Konuyla alakalı bir şey tam hatırlamıyorum da. Atıyorum hangi bu okul diyeyim. Kıza dedim ki hangi okul dedim. Kız yanında kıza şey dedi bana mı diyor dedi. Oğlum ben buradayım.
Buradayım yani. Kızların beni yok sayması büyük travmam. Bir de mesela beni hiç kız kesmedi. Ben hiçbir kızla kesmiyorum. Şöyle mesela hani ne bileyim. Siz de yapalım mesela. Şöyle bakarsın tabii. Yarın da sevgilim var. Dövmesin bir sonra. Mesela şöyle bakarsın ne bileyim bir kıza. Hani şöyle kafayı çevirirsin. Şöyle bir de bakarsın. Hani ne bileyim. Böyle bir hoşuna gider falan bir daha bakarsın. Allah Allah. Sikeceğim geliyor beni buluyor. Elini bakıyorlar. Yapamıyorum da. Ben de bu olmadı hiç. Ben de genelde şöyle oluyor. Ben bir kızı kesmeye başladığım zaman. Şimdi kıza bakıyorum tamam göz göze gelmeye çalışıyorum. Gelelim de böyle bir bakış atayım diye. Kız beni görmüyor diyeyim tamam böyle kıza bakıyorum göz göze gelmeye çalışıyorum. Kız böyle dönüyor mesela şuradan kıza bakıyorum. Kız dönüp beni ilk gördüğü an şöyle bir şey oluyor bak. Ben şuradan bakıyorum kız dönüp beni görünce böyle yapıyor. Allah Allah. Oğlum ne yaptım ya? Bu ne kadar ağır bir psikoloji biliyor musun? Ne yaptım ben ya? Beğenmediysen beğenmedin ya. Bu tepki yani yerin dibine sokuyor adamı. Ha ben son iki senedir mesela hayattan intikam alma adı altında birkaç şey yapıyorum. Böyle oyunlarım var işte trende, vapurda. Özellikle vapurda çok güzel oluyor. Bir vapura bindiğim zaman mesela en güzel kız kimse vapurda. Gözüme kestiriyorum. Asla bana bakmayacak. Çok güzel bir kız. Karşısına çaprazına bir yere geçip kızı kesmeye başlıyorum. Böyle bakıyorum kızla böyle göz göze gelmeye çalışıyorum. Beni görsün diye. Şimdi şuradan kız şurada tamam mı? Şöyle bakıyorum şuradan kıza. Kız dönüp beni görmesini bekliyorum. Kız beni dönüp görünce kıza böyle yapıyorum. Allah Allah. Oğlum çıl. Eyvallah. Kız yol boyu böyle deliriyor. Şurada hep bir hareketlilik hani bir daha göz göze gelelim de sana bakmadım demek istiyorum. Al bakarım ben sana. Bir daha. Çok aldınız benim abi. Çirkinden ağrını çok aldınız yani. Beni genelde geyler kesiyor. Valla 2-3 ayda bir denk geliyor. Bakıyorum adam bana bakıyor. Lan beni mi tanıdı bir şey mi diyecek bir yerden mi tanıdı akrabam falan derken falan filan yapmaya başlıyor. Anlıyorum onu da. O da rahatsız ediyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor çünkü muhtemelen bunlar aralarında konuşuyor diyor ki oğlum bu o kadar çirkin ki biz buna böyle bir yapsak gelir bu düşer bu. Ben olduğum için kessinler istiyorum. Ne yazık ki olmuyor yani bende. Çok zor o yüzden çirkinlik. Beni de yoran bir şey gerçekten bir, yani çirkinsen mesela bir kızı atıyorum alkollü müydü artık kandırdın zekanla mı tavladın ne yaptın. Ertesi gün kız kendine gelince tekrar kendini ispat etmen gerekiyor. Bu evlilikte de böyle yani seni her gördüğünde o kadın tekrar kendini ispat etmen gerekiyor çok yoruyor o yüzden. Ya benim için hep bir şey hayatta yani daldaki kuş havadaki kuştan iyidir. Bunu bir gün söyledim bir tanesi dedi. Hayır abi eldeki iki kuş daldaki bir kuştan iyidir. Yok dedim yok. Benim için daldaki kuş havadaki kuştan iyidir. Çünkü benim elde hiç kuş olmadı kanki. Bana en yakın kuş hep daldı anladın mı? En azından görebiliyorum yani ben onu. Zor o yüzden çirkinlik benim için. Çirkinlikle ilgili bu anlattıklarımın hepsine beni taşıyan bir an var. Esas orada dedim ki Onur çirkinsin. O olay olduktan sonra geçmişe dönüp bunları inceledim. Ve evet lan orada da çirkinmişsin orada da gibi oldu. Karıma yaptığım şaka. Karıma bir şaka yaptım. Sonunda benim çirkin olduğum ortaya çıktı. Ona aldatma şakası yaptım. En yakın arkadaşıyla eşimi aldatacağım. O da bizi evde basacak. Böyle bir mizansen kurduk tamam mı? Eşim işten gelmeden önce arkadaşı geldi. Yatağa... Yok Tuğba değil lan. Eşim işten gelmeden arkadaşı geldi. Bir yarım saat önce yatağa girdi elbiseyle. Çıplak girecek de bana göremedi. Onur dedi sen şimdi mememi falan emmeye kalkarsın. Doğru. Yani. Şaka şaka. Ha, çıplak kızdan şey mi olur? Şaka mı olur? Sanki bir şeyi kapatmaya çalışıyor gibi şaka kısmesiyle. Ama yanında fazla elbise çamaşır getirdi. Etrafa attık böyle ki yani sevişerek yatağa gitmişiz mizansene olsun diye böyle. Kapıdan yatağa kadar don, sütyen, pantolon gömlek attık böyle. Gerçi burada kurgu da yanlış. Pantolondan önce don olmaz. Gözüm nasıl döndüyse demek ki pantolonun içinden donu söküp çıkarmışım. Öyle bir şakaydı. Şehvetli bir şakaydı yani. Neyse eşim geldi kapıyı açtı ben hemen kapıya koştum böyle panik yapıyorum da anlasın diye bir. Aa merhaba hoş geldin falan önünü kapatıyorum. Hoş bulduk çekil ya çekileyim gün nasıl geçti falan derken çamaşırları gördü şöyle baktı yatak odasının ışığını gördü. Onur dedi ne oluyor burada? Ya dedim açıklayabilirim. Ya dedi git salak salak şaka yapma ya. İnanmadı oğlum. O gün anladım çirkin olduğumu. Tut şu poşetleri ekmek alayım dedi gitti. Normalde peşinden koşarsın hani şeydi yani böyle hani aldatmadım vallahi falan diye. Ben şey diye gidiyordum Allah belanı versin çarı kız var. Yemin ediyorum ki hala bilmiyor şaka yapıp yapmadım yani. Zor yani zor bir adamım. Genel olarak zor bir adamım. Çirkinliğin dışında da zor bir adamım. Takıntılı bir adamım demin bahsettiğim gibi. İnsanları zorluyor gerçi beni değil. Ben birçoğunun sonradan fark ettim. Benim için çok sıradan şeyler bu takıntılar. Nasıl takıntılıyım? Birkaç örnek vereyim. Mesela arabayı işte park ettim. Camları kapattım. Her yere baktım çıktım böyle dört cama da elimden bakarım tek tek. İşte kapılara bakarım. Sokağın başından dönerim. Acaba radyo açık kaldı. Aküm bitecek. Ya da evden çıktım kapı pencere priz her yere baktım. Giderim. Sokağın başından dönerim. Acaba ütü pişte kaldı yangın mı çıkacak. Bir haftadır evde ütü yapılmıyor. Gene de dönüyorum. Ütü yerde duruyor. Alıp onu balkona koyuyorum. Ütüden de korkuyorum. Kendi kendine yanacak gibi geliyor. Bunlar benim için çok sıradan şeyler.
Ya bunlar beni rahatsız eden şeyler değil. Beni rahatsız eden bir tane var. Ocak takıntı. Her akşam 15-20 dakika ocağa baktığım oluyor. Ocakla ilgili başka bir sıkıntım var çünkü şöyle bir şey oluyor ocakta. Şimdi evde yatmadan önce her yeri kontrol ediyorum. Kapılar, pencereler, prizler bakıp en son mutfağa giriyorum. Mutfakta da bütün her yere işte buzdolabı, prizlere yine bakıyorum. En son ocağa geliyorum. Ocakta 1, 2, 3, 4 tane tuş var, tamam mı, gazın çıktı. Hepsini kapatıyorum. Vanayı da kapatıyorum çift önlem. 1, 2, 3, 4 kapalı, vana kapalı. 1, 2, 3, 4 kapalı, vana kapalı. Koku yok, kapalı. Bunu hem görüyorum hem söylüyorum. Bu zaten kapalı, bunun kapalı olduğunu da görüyorum. Bunu hem biliyorum. Niye söylüyorum ki bu kadar derken? Diyorum ki 15-20 dakika geçiyor. Diyorum ki acaba beynim bana bir oyun oynuyor olabilir mi? Çünkü o kadar kapalı dedim ki gözüme kapalı sinyali gönderiyorum. Belki de kapalı değil. Nereden bileceksin? Bilemezsin. Ben bunu çözemiyordum bu arada. Bu benim için büyük sıkıntıydı. Bir gün bir yerde anlattım bunu. Kızım bir şey dedi. Bende de vardı, çözdüm dedi. Hiç de inanmadım. Nasıl dedim. Çok kolay, fotoğrafını çekiyorum dedi. Aa dedim, ne güzel. Çek fotoğrafını, git yatakta bak amına koyayım. Kapalı. Cene bakıyorum ama daha konforlu bakıyorum artık. Kurtulamadım. Hakikaten ilk evlendiğimde eşime dedim ki sana güveniyorum, sen bak. Bir hafta o baktı, sonra ben buna güvenmedim. Dedim elin kızı amına koyayım. Elin kızı bir şey uyuz olur, gazı mazı açar. Sonra bir ara şöyle olduk. O giriyor, ben giriyorum. O giriyor, ben en son dedim ki lanet olsun, git kendi kendine yiyeceğin yani. Bir de benim için iyi olduğunu düşündüğüm bir takıntım var. Hastalık takıntım. Hasta olmamaya karşı takıntılıyım. Beni tanıyanlar bilir ya, bana ne, başkası olsun gibi bir modum var. Gerçekten uğraşırım. Her gün spor yaparım. İşte meyve yerim. Yumurtanın beyazını sarıdan ayırırım. Balla sütle karıştırır içerim. Proteini öyle alırım. Çok ciddi kendime bakıyorum. Ama ne yaparsan yap, bazen hasta oluyorsun. Hani böyle hasta olmadan önce bir ipnelik oluyor ya burada. Bir şey oluyor, anlıyorsun o geliyor. Onu anladığım an bir arkesi, bir antibiyotik, bir grip ilacı atıyorum. Akşama kadar sıcak şeyler, meyve suyu, çay, çorba, akşama kadar. Akşam yemeğinde bir tavuk suyu çorba içiyorum, şeyli, nedir o, karabiberli. Üstüne bir arkesi, bir antibiyotik, bir grip ilacı atıyorum. En son yatmadan bir tane nane limon kaynatıp bir çakıyorum. O hastalık diyor ki senin ben ananı sikeyim. Sen diyor ne illet bir adam mısın ya diyor. Sonuçta mikrobun da barınmaya ihtiyacı var. Böyle vücudumu terk edip gidiyor benim. Gerçek, ne yapayım? Böyle yaşıyorum. Zor takıntılı olmak. Pimpirikli ve takıntılıyım. Şöyle zor bence. Rahat insanlar daha mutlu. Bir faydası yok pimpirikli olmanın. Hiçbir şeye çare değil. Bunu kendi hayatımda çok yerde gördüm. O yüzden yani tavsiye etmiyorum bu kadar kafaya bir şey takmayı. Yaşadığım için bunu. Mesela geçen koşmaya gideceğim. Dedim ki koşacağım, kimliğimi alayım. Şey, cüzdanımı gideyim. Sonra dedim ki cüzdan düşer, kimlik alayım daha iyi. Düşerse o düşsün. Bu yeni çıkan kimlik var, bakanlıktan geliyor. Parmak iziyle alıyorum falan. Para cezası var kaybedersen. 1000 tane işte, dedim ki en iyisi eski kimlik var evde. Onu vermemiştim. Onu alayım. Düşerse o düşsün. Sonra dedim ki ulan evde eski öğrenci kimliği var. Amına koydum, evimden çıkamıyorum. Anladın mı? Öyle bir takıntı yani. Öğrenci kimliğini aldım, koştum, geri geldim, düşmüş, kaybolmuş, gitmiş. Bile bile isteye isteye hata yapılır mı? Yapılıyor. Bir de çok çekiyorsun. Çok gelip buluyor yani. Mesela eski çalıştığım ofis böyle öbek 100 kişilik bir ofisti. Tuvaletler giriş çıkışta tekli ve kadın erkek karışıktı. Onun da bir önemi yok. Genelde hep dolu. Hep dolu gidiyorsun, dolu. Ulan mesela bir gün gittim boş, çok sevindim. Girdim, arkadaş çaldı. Dedim dolu. Klozeti bir kaldırdım. Hayatımda bu kadar pis bir tuvalet görmedim. Çok çirkin bir tuvalet ve dedim ki anasını sikeyim, ne yapacağım falan. Vejetaryen olaklıymış falan deyip kapattım tuvaleti. Çıkıyorum yani, yapılacak gibi değil. Lan kapıda arkadaş var. Benden bilecek içeriği. Ortada hiçbir sebep yokken, orospu çocuğunun birinin bokunu temizlerken buldum falan. Köpürte köpürte her yeri temizledim. O fayanstaki kılları yapma, dur. Fayanstaki kılları mılları ne varsa aldım çıktım. Yani. Çok çok zor yani, zorluyor. Bilmiyorum bu kadar bir su içeyim. Bu kadar anlatıyorum diye mi çekiyor? Aa. Bu kadar çok anlattığım için mi çekiyor? Aslında anlatmamak da lazım bir yerde. Bilmiyorum çünkü hani çok dillendirince çekiyor. Tam bir gün Kastamonu'na gittik eşimle. Eşimin ailesi Kastamonu'lu. İşte... Neresi mi? Pınar, sen Kastamonu musun? Taşköprü. Onlar Pınarbaşı. Ha burada mısın? Şöyle bakıyorum. Çör mü görmüyorum. Ya sizin orası niye yurt dışı gibi lan? Her yerde Türk bayrağı var. Ben gittiğimde lan dedim, beni bir kaçırdın mı bunlar lan? Bir yere mi getirdin? Enteresan mı? Yok, o anlamda değil. Şöyle bir hikaye. Benimki de enteresan. Abi kanyona gittik biliyorsun. Meşhur bir kanyonu var. Gezdik ettik falan. Eşimin kuzenine dedik ki gel dedim, daha da böyle macera olur. Ben çok da severim köy hayatını. Böyle dağda taşta gezerim. Biz böyle çıktık gezdik falan iki kişi. Araba su kaynattı abi dağın başında. Kaldık, hava kararmak üzere.
Ve hani ayı çıkabilir tabelaları bilmem ne her taraf. Doğal hayatın içindeyiz. Ya çok da korkmam yani köy hayatını dediğim gibi biliyorum. Daha önce hatta anlattım da Instagram'da bir ayı hikayesi. Neyse bu bir tane motorlu biri geldi tesadüf. Bir tane mezradan. Bu işte anlattık durumu herif dedi ki Karabük'te var çekici. Bunlar gittiler motosikletten Karabük'e. Ben de orada durdum. Bekleyeceğim yapacak bir şey yok. Telefon çekmiyor bilmem ne. Ne olabilir ki en fazla dedim arabaya girdim yani. Bir tane de bira vardı açtım arabaya kaput da açık dayandım duruyorum oğlum. Ormandan bir süre sonra bu kalistasyon gibi şöyle bir ses geldi. Haydar Haydar. Oyar benim. Allah Allah. Oğlum bir korktum. Bir döndüm ormanın içinden beyaz atletli bir adam geldi. Adam geldi dedi ki senin ne işin var lan burada dedi. Oğlum asıl senin ne işin var lan? Beyaz atletli ormanda ne yapıyorsun? Orada başka kimler var? Çok korktum tamam mı? Dedi ki burada ne yapıyorsun? Abi dedim işte araba bozuldu falan. Ne bozulacak? Bunu buraya tak gider dedim. Böyle motor hortumunu bir yere taktı falan. Ya dedim abi öyle olmaz ben bekleyeceğim falan dedim. Burada bekleme dedi. Niye dedim? Burada dedi cin var. Abi nasıl cin var? Ya dedi ben dedi dün dedi bir kilo rakı içtim. Mezarlığa uçtum arabayla. Takla attım. dedim. Sabah bir kalktım yataktayım dedi evde. Dedim ya beni dedi cinler kurtardı. Dedim sen bir kilo rakı içtin, mezarlığa uçtun, cinler mi kurtardı seni? Evet dedi. Oğlum o dakikada şöyle oldum, lan bu adam cin olabilir mi acaba? Niye çekiyor bu kadar bilmiyorum, çok korkuyorum yani. Hakikaten enteresan memleket ya. Çok anlatmak istediğim şey var. Gerçekten yerini bulamıyorum yani. Bunun bağlanacak yer yok, tespit değil. Çünkü bazı yani bazı yaşadıklarım şakaya gerek olmayacak şekilde. Hani bunu anlatsam bu kadar abartı falan derler. Geçen hatta bir şey anlattım, ona yakın, oraya gelmeden onu anlatayım tekrar. Gördünüz mü bilmiyorum. Gene yanlış anlaşıldı. Bir tane metrobüs şoförüne önde duruyorum. Bir tane Suriyeli bindi. Avcila Avcila dedi. İzlemiş. Avcila Avcila dedi. Teşekkür ederim. Avcila Avcila dedi. Adam da git öbür taraftan bin falan filan. Ben de konu açılsın diye sende neler vardır? Ne hikayeler vardı dedim adama. Adam dedi ki neler var ya dedi. Geçen dedi bir tanesi bindi dedi. Beylikdüzü'nde indi. Acaba da minibüsler nerede diye soruyor dedi. Dedim ki Suriyeli miydi? Yak ya kadın dedi. Ben de dedim ki amına koyayım cahille bak bu nasıl bir nefret skalası ya. Çünkü bu cahillerin bir nefret skalası var. Hani şey ne bileyim Kürt, Alevi hani ufak ufak gavur öyle gelmesi lazım. Direkt hani Suriye'den sonra bir kadın kimliği hani. Bunu anlattım dediler ki Alevilik nefret objesi mi? Ulan ben onu mu anlatıyorum? Ben adamın cahilin bakış açısını anlatıyorum yani inanılır gibi değil. Aynı tarafta olduğum adam linç edince çok zoruma gidiyor. Ben istiyorum ki beni karşı taraf linç etsin. Anladın mı? Suriyeli dedim de bak geçen şöyle bir olay yaşadım. Çok hoşuma gitti. Şimdi arabayla böyle navigasyonla gidiyorum. Böyle çatal bir yol. Burada bir çevirme var tamam mı? Ben böyle sağdan girdim. 25 dakika attı navigasyon. Ah siktir dedim. Dörtlüğü yaktım. Baktım arada kimse yok. Dedim geri geri geleyim. Polis bir şey derse şaka maka yapar kurtulurum. Ne olacak dedim. Böyle geldim. Böyle geri geliyorum. Tamam polis şurada böyle geldim. Polis böyle cama eğildi böyle yaptı. Dalga mı geçiyorsun dedi. Dedim ki abi ekmek parası abi patron abi bekliyor abi ya dedi. Siktir amına koyayım Suriyesi. Adamın eyvallah. Şu arkadaş beni hiç sevmedi. Dürtsene niye sevmemiş? Bak gülüyor şimdi söyleyince. Enteresan bir şekilde konuşamıyoruz ya böyle. Hani Suriyeli derken bile korkuyoruz. Bilmiyorum sebebini. Siyasi şakada işte bir tek Melih Gökçe ile ilgili yaptım. Çok sevilmediği için rahat yaptım. Siyasi şaka var mı gösteride? Yok. Neden yok? Çünkü yapamayınca, götüm yemeyince yapamıyorum yani. Çünkü ben siyasi şaka yapıldığını da düşünmüyorum bu ülkede. Levent Kırca'dan beri. Çünkü siyasi şaka iktidarla ilgili yaptığın zaman, bir şeyleri eleştirdiğin zaman, hani onu değerli kılan, ooo siyasi şaka mı denen şey bir tehlikesinin olması. Yoksa Kılıçdaroğlu'yla dalga geçmeyi ben de biliyorum da, yetkisi olmayan bir adamla dalga geçmenin bir manası yok gibi geliyor. Daha yok. İyi bir yerden söylüyorum. Zaten yetkisi de olsa seni dava etmeyecek naiflikte adamlarla dalga geçmek değil. Yiyorsa işte iktidardakilerle ilgili yap. Benim de yemiyor. Yoksa yani mesela bir tane şaka var mesela. Bunu avukatla konuştum. Hiç ceza almadan Tayyip Erdoğan bir daha yapayım. Hiç ceza almadan Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile ilgili şaka yapmak istiyorum dedim. Yazdım şakayı, gönderdim. Çok beğendi. Bundan hiçbir ceza almasın dedi. Yapacağım o yüzden rahatça. Avukata sorduğum için yapıyorum yani. Yapıyorum şakayı. Hazır mıyız? Dur, bekle abi. Dur ya, dur. Niye alkışlıyorsun? Yapayım, dur. Böyle geçmez alkıştan, göster uzuyor. Yapıyorum şakayı. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli. Bu kadar. Ceza almayacağım tek şekli bu. Başka bir ihtimal yok bu şakayı yapmamış. Ama bu bile artık yetecek duruma geldi, ne yazık ki. Şimdi de bir süredir, uzun yıllardır anlattığım, çok sevdiğim bir şakamı anlatacağım.
Yine o zaman bu sahnede çok keyifli oluyor da bunu yayınlanınca insanlar tabii bakalım inşallah doğru yerden anlar. Çarpılmadan anlatacağım. Bir tane ben mail adresi açtım. Allah bilmem ne @hotmail.com diye. Böyle tanıdıklara, eşe dosta mail atmaya başladım. İşte cumayı niye kılmadın? Niye oruç tutmuyorsun? Bana neyse. Ben attım, onlar attı. Ben attım, onlar attı. Biz bayağı işte güldük, eğlendik falan derken bu beni kesmemeye başladı. Ben tanımadıkları da atmaya başladım. Mail adresi sallamaya başladım. Sel77gmail, Kenan47, doldurdum. Ben atıyorum, onlar atıyor. İnanılmaz mail adresi. Kızan, küfür eden, gülen, eğlenen derken çok inanan oldu. Bir tane çocuk Allah'ım onu istiyorum, Allah'ım onu istiyorum. Her açtığımda dua ediyor. Allah'ım onu istiyorum, Allah'ım. Lan 1-2-3. Kim bu çocuk dedim. Normal değil çünkü, anladın mı? Gittim buldum çocuğu. Kerem diye bir çocuk. Instagram'dan buldum. Takip ettim. Çocuk üniversiteye gidiyor. Kız arkadaşı var. Hafta sonu bira içiyor falan. Normal takılan bir çocuk. Ama durmadan yazıyor. Allah'ım onu istiyorum, Allah'ım onu istiyorum, Allah'ım şunu istiyorum. Ben de bakıyorum, namaz yok. Oruç yok. Sen benim için bugün ne yaptın Kerem? Bana bunu sorgulattılar oğlum. Tövbe tövbe. Allah olmanın zorluğunu hissettim. Yani korktum. Korktum ve kapattım. Başıma bela alacağım. 3-4 ay hiç bakmadım. 3-4 ay sonra bir açtım. Dünya kahramanı gelmiş. Yine kızan, gülen, küfür eden falan. Çok inanan olmuş. Din hassas konu. Doğru konuşmak gerekiyor. Çok inanan var ve iyi niyetli, hassas bir konu olarak söylüyorum. Bir tane çocuk çok inanmış yine. Kerem gibi. Bu da hep dua etmiş ama duaların sonuna not yazmış. Dua etmiş, 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 sonra şey demiş. Not, Allah olmadığını biliyorum ama sonuçta bunu Allah da görüyor. Çok mantıklı. Bir tanesi Allah'a CC'ye koymuş mail atarken. Hani genel müdürü koyar CC'ye falan. İş yaptıracağım diye piçe bak ya. Allah CC ya, oradan aklına geldi. Aslında Allah BCC'dir. İşte bu şaka benim en kaliteli şakamdır. Dikkat ettiyseniz dalga dalga gülündü oraya. Aynı anda gülünmeyen şaka kalitelidir. Bunu Cem Yılmaz'dan öğrendim, dalga şaka. Canlı gösterisinde yapmıştı bir gün böyle. Bir şaka yaptı, söylemeyeceğim onun şakası olduğu için. Böyle ha hop ha dedi, bu dalga şaka. Ulan dedim güzel, buna bir şey yazılır. Sonra böyle bir şey tesadüf denk geldi. Din işte enteresan bende. Ersin'in mesela dinle ilgili beni sorgulattığı bir yer var. Değişik bir arkadaşım, anlattım ya başta. Çocuk böyle garip. Farkında olmadan bizi bir şeylere sorgulatabiliyor. Bir gün bir arkadaşımdan borç istedi bu. Arkadaşım da işte borç istediği çocuk ya, çok dindar bir çocuk. İşte hani benim için bu cumaya gelin kılın falan, böyle bir çocuk. Bundan borç istedi dersin. Çocuk da dedi ki kanka sana borç veririm ama bir şartla, sabah namazını benimle kılarsan dedi. O da iyi niyetli, tamam mı, kendince. Ersin çocuğa şey dedi. Kılardım kanka ama ben namaza tövbe ettim dedi. Oğlum paradoksa bak. Çocuk da anlayamadı. Bunlar hocaya gidip sormuşlar, cami hocasına. Cami hocası demiş ki tövbesini bozmadan kılsın namazı. Çünkü böyle bir fetva da olmadığı için hoca da bilmiyor yani. Ya bir gün bir kelimeye şehadet getirdi. Yemin ediyorum bak, yanlışını yapmak doğrusundan daha zor. Çok enteresan şeyler sorguladım. İlk güldük, sonra düşündüm üstüne ben bayağı. Bir şey çıkarttım, bir sonuç çıkarttım. Bak şöyle bir kelimeye şehadet getirdi. Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne la ilahe illallah. Peygamber yok. Deizmin kelimeye şehadeti gibi. Çekme artık. Bütün kötü konuları çektin oğlum. Yayınlayacağız zaten. Belki atacağız burayı. Sen çektiğin için atmayacağım. Ne olacak canım bunda? Bu şakayı da anlamıyorlarsa zaten ya. Bundan çok korkuyorum biliyor musun? Baban imam. Baban imam mı? Bir de o yüzden mi çektin? Bir de böyle bir, benim babam inan. Yani pamuğu tıkayacağız sana. Böyle sert hikayelerim de var. Şimdi birkaç tane çok sert hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü ben bunları yaşadım. Bir de ben böyle hikaye anlattığım zaman şey de oluyor bazen işte. Hani niye bu dilde konuştun, niye böyle küfürlü konuştun gibi şeyler oluyor. Birazcık hikaye öyle komik olsun diye biraz da yaşadığım şekliyle anlatmak istiyorum. Ben gerçekten inandığım şeyi değil, güldüğüm şeyi anlatıyorum. Genel olarak bütün gösteri gülme üstüne koyuyorum. Çünkü çok uzun senelerde yapıyorum. Tesadüfen anlattığım hikayeler değil. O yüzden birkaç tane sert hikaye anlatacağım. İstiyor musunuz? Ondan önce bir kadınlarla konuşmak istiyorum. Büşra, mikrofon var mı? Ben kadınlara bir şey sormak istiyorum. Bunu her gösterimde soruyorum. Bununla ilgili bir hikayem var çünkü. Ben erkek olsam şunu yapardım. Ben erkek olmadığım için bunu yapmıyorum dediğinizde var. Şu arkada ver. En arkada, evet. Yani erkek olsam ayakta işemek isterdim. Süpersin. Çok merak ediyorum. Süpersin. Yani şöyle bekliyorum. Bir yere oturma derdi yok. Evet. Enfeksiyon sıkıntısı yok, bir şey yok. O yüzden. Bak bu... Ben bunu verebilirsin mikrofonu, tamam. Ben bunu Scope'da izledim. Ben erkek olsam hashtag ile, şu an Scope var mı bilmiyorum da, videolu olarak. Kızların hepsi
gerçekten erkek olmadıkları için mantıklı şeyler söyledi. Sakal tıraşı oldum, bıyık bırakırdım falan filan. %70'i falan ayakta işerdim dedi. En büyük fantezileri bu kadınların. Oradan bunu gördüm. Herkes ayakta işerdim dedi. Bunu işte böyle senin gibi ben sorduğumda bir abla bir gün buradan ben ayakta işerdim dedi. Erkek olsam. Arkadan bir abla şey dedi. Ben zaten ayakta işiyorum. Oğlum kanım dondu. Sormak dahi istemedim. Böyle erkeklerle göz göze geldik. Erkekler böyle yapıyor. Abi girme gir. Sonradan erkeklerin öğrendim ki erkeklerin bilmediği, kadınların birçoğunun bilmediği bir aparattan bahsediyormuş. Uzun yollarda mikrop kapmamak için takılıyormuş falan. Kullanabilirsin, araştırırsan onu. Böyle bir aparattan bahsediyormuş. Şimdi kadınlar gerçekten mantıklı insanlar oldukları için düşünüyorlar. Ya cevap yok ya da erkek olmadığı için yapamadığı bir şey söylüyorlar. Erkeklerde de var bir şey. Tek bir şey. Ben kadın olsam sana verdim kanka. Erkeğin bilinçaltını anlatır bu. Kadın deyince vermek birleştirir hemen, tamam mı? İstemsiz bir cümledir. Biraz da şey gibi gelir bana bu. Kendinden bir şey vererek karşı taraftan bir şey isteme. Ben kadın olsam sana verdim. Çünkü bunun cevabı şu. Ben de sana verdim. Bunu alabilmek için vermeyi göze alıyor erkek. Öyle bir deli. Kabul etmesen bile kendi içinde bir mantığı var. O yüzden takılıyorum. Benim bunu anlatma sebebim bu söz değil aslında. Ben kadın olsam sana verdim kanka. Bu hep duyduğumuz bir şey. Yıllardır geyini yaptığımız. Benim de söylediğim. Yani üstüne konuşulması gereken bir şey değil. Bana biraz farklı geldi. O yüzden takıldım. Bana bunu iş yerinden Kenan diye bir arkadaşım söyledi. Çocuk böyle 2-3 kızı aynı anda idare ediyor. Hormonları üst seviye. Böyle garip, böyle agresif bir çocuk. Böyle karşısında yemek yiyorum. Bana böyle yaptı bir gün. Kanka dedi. Kadın olsan sana ne çakardım be. Bu böyle bir şey mi lan? Pezevenk. Herif beni düşünmüş lan. Çakardım ne lan? Bir yemeğe çıkar. Bir şey yap. Gör. Zart diye hemen. Hemen yatağa atmaya çalışıyor. %80'i söylüyor erkeklerin bunu. Buradan şunu anlıyorum. Herkesin kafasında bir isim var. Herkes kadın olunca kime vereceğini biliyor. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar dedikleri bu. Benim de kafamda bir isim var. Yalan değil. %80'i söylüyor. Diğer %20'si de şey diyor. Ben kadın olsam önüme gelene yatardım. Erkeklerin meşhur orospu olurdum geyiği var ya ben kadın olsam. Önüme gelene yatardım. Buna da takılıyorum ama yatmaya değil. Takıldığım şey yatmak değil. Önüme gelenle diyor. İstediğimle demiyor. Çünkü kadın öyle olsun istiyor. Bilinçaltı söylüyor. Kadın önüne gelenle yatsın istiyor. Çünkü kadın istediğiyle yatarsa gene bununla yatmayacak. Ancak önüne gelenle yatarsa bir şansı var. Erkek zihni çok tehlikeli gerçekten arkadaşlar. Gerçekten tehlikeli. Erkek zihni bir de karışık. Nerede ne yapacağını bilmiyor. Özellikle seks oldu mu konu garip bir şekilde karışıyor. Bir tane yakın kız arkadaşım var. Tinder kullanıyor. Ben de böyle bayağı samimiyiz. Dedim ki ya şu ben bir ara Tinder'la ilgili bir set yazıyordum falan. Sonra beğenmediğim için attım o seti. Onu atarken de işte bir araştırma yaptım. Daha komik bir şeyle karşılaştım. Erkekler Tinder'da ne yazıyor acaba diye buna. 20 tane falan mesajın ekran görüntüsünü aldım. Bakın abartmadan söylüyorum. 20 erkeklerden Tinder'da kıza gelen 20 mesajın 20'sinde de erkek kızı niye sikmek istemediğini söylüyor. Öyle gözlerin güzel, ben bir gecelik düşünmüyorum. İşte ben sabah kahvaltı düşünüyorum, ben seninle bir ömür düşünüyorum, sen işte öylesin. Kızı diyor ki ben siksinler istiyorum amına koyayım. Gece 11'de Tinder'dayım. Sik diyor ya. Biri de dese ki... ya diyor ki... Bu piçler diyor Facebook'tan seks yazıyorlar. Tinder'dan öyle güzelsin. Ya bir de desin ki diyor öyle sikeceğim böyle sikeceğim. Ben de hayal edeyim diyor ne yaşayacağım ya. Erkekler çok garip gerçekten ya. Şimdi birazcık daha agresifleşebiliriz. Ya ben şimdi böyle... çok anlatıyorum, ediyorum. Beni de sağ olsunlar mahallemde de tanırlar. Geçen böyle bir mahalle ortamında bir tane emekli bir tane emlakçı abimiz varmış. Ben tanımıyorum da böyle yaşlıca bir amca dediler ki şey yapalım. Tanıştıralım hani sana hikaye çıkar. Ben de adamla tanıştım. Abi dedim sende güzel hikayeler varmış dedim. Hani ben de senaristlik yapıyorum, komedyenlik yapıyorum falan. Anlatsana bir şeyler dedim. Eski İstanbullusun. O dedi anlatayım dedi. Bak dedi ben dedi bütün mahalleyi siktim. Bir kişinin haberi olmadı dedi. Bunlar dedi bir kişiyi siksin bütün mahalle duyar dedi. Böyle bir şey değil dedim abi. Yani dedim İstiklal Caddesi, Beyoğlu bir şey anlat dedim ya yaşlı adamsın. Dedi ki var dedi tam Beyoğlu'ndan o tarla başına dönerken bir ev vardı 20 mark veriyorsun çıkıyorsun sikiyorsun. Abi dedim böyle bir şey değil ya bir kızdır bir bakışmadır bir kafedir çay bahçesi bir ortam bir nostaljik bir şey anlat dedim ya bu nasıl hikaye. Ha dedi bir tane bahçe şehirde bir çay bahçesi vardı o zaman dedi pazarları böyle işçi takımı giderdik. Otururum nargile içerdik kızla göz göze girdim böyle yapardım arkaya geçeriz. Oğlum. Gene abi dedim bak seksten başka bir şey anlat ya. Bana dedim bir komik bir hikaye anlat. Oğlum dedi benim adım Siken Adam. Sana beni tanıtmamışlar ki bak ben sana kendimi tanıtayım dedi. Bundan dedi yıllar evvel mahalleye dul bir hatun taşındı. Evi ben kiraladım ona dedi. Ben dedim ona manita yaptım dedi. Dost hayatı yaşamaya başladık. Ben dedi sabah evden çıkıyorum işe gider gibi. Gidiyorum buna akşama kadar seks yapıyorum. Akşam işten geri gibi dönüyorum. Erkek adam dedi taktik de veriyor. Erkek adam seksi gündüz yapar.
Salak çapkın gece seks yapar diyor, tamam mı? Gündüz kadın şüphelenmez diyor çünkü. Ulan güzel taktikmiş dedim. Neyse bu gel zaman git zaman bir gün diyor eve geldim akşam. Evde diyor işte kayınvalide, kayınpeder, işte o bu kayınço, herkes evde, bir aile yemeği. Neyse oturdum sofraya diyor. Bir baktım o kadının muhabbeti dönüyor diyor. Adı çıkmış. Öyle orospu böyle orospu, herkes onu konuşuyormuş. Lan meğer diyor benden başkalarıyla da yatıyormuş kadın. Bir de diyor evi de ben kiraladım. Beni mimliyim, top bana dönüyor. Kesin diyor patlayacağım yani. Suçlu psikolojisi şey demiş. Ayıp demiş ya o kadın için öyle diyorsunuz. O kadın bir kere hacca gitti demiş. Kayınçosu demiş ki eniştem hacca gitti diyorsa kesin sikmiştir baba. Bu hikaye böyle yaşandı. Nasıl anlatabilirim yani? Enteresan. Benim için çok özel bir anı var. Ben bu anıyı mesela şimdi anlatacağım anıyı size orijinal haliyle anlatacağım. Bir tane de bir dizi işi var yazdığım birileriyle görüştüğüm. Burada onu, bu hikayeyi oraya uyarlayıp çekmeyi de düşünüyorum. Çok çok ilginç bir hikayeydi benim için yani, böyle hiç beklemediğim şeyler olan bir hikayeydi. Antalya'ya gittik bir arkadaşımla, Alanya'ya. Gençken bir erkek arkadaşımla beraber gittik, hani Rus kız vardır şeyle, Türk erkeğinin motivasyonuyla gittik. Rus kız da vardı. Tabii bize bakmadılar. Sinek gibi geziyoruz. Bize niye baktılar? 3 yıldızlı bir otel. Kızlar bize bakmıyor ama bir tane animatör var. Herkes ona bakıyor. Ya animatör müthiş yani, anlatamam sana, her yerde. Bir de 3 yıldız daha niş bir otel olduğu için inanılmaz yani. Bir o kızla dans ediyor, bununla öpüşüyor, orada bir şeyler yapıyor. Çok aktif bir herif. Biz hangi kıza ulan çok güzel desek akşam sabahına öpüşüyor. Sabah güzel desek akşam yatıyor. Lan artık şey olduk yani, herif bir de popüler de böyle. Etrafında hep böyle birileri var falan. Bir de herifi de şöyle anlatayım. Fiziken tanıyın diye. Düz uzun saçlı şuraya kadar. Kavruk biten, tamam mı? Yanmış surat. Sakalsız, pürüzsüz bir surat. Güneş gözlüğü bir tane. Sert düz hatları. Vücut sağlam. Kaslı değil ama sağlam. Kila Hakan'a benziyor fiziken. Ya buna niye gülüyorlar hiç bilmiyorum. Ben Kila Hakan'ı çok seviyorum. Burada benzetebilmek gözünüzde canlansın diye söylüyorum. Bir de Kila Hakan'la ilgili bir video çekmiştim, komik. Yanlış anlayıp engelledi. Sanki inatla refle ilgili şaka yapıyormuşum gibi oluyor. Gözünüzde canlansın diye anlatıyorum. Ona benziyor. Kafasında da bir tane bandana var. BYA yazıyor. Bursa, Yozgat, Adana. BYA. Ulan bu BYA ne? BYA ne? Bunu soralım dedim. Sinek bana orada takılırken bu, gittim yanına. Merhaba kanka, merhaba. Ya dedim, burada dedim senin BYA yazıyor ya dedim. Bu ne dedim ya? Ne demek dedim? Dedi ki benim dedi adım Büyük Yarakado. Akşam dedi saat 8 gibi dedi bir grup gelecek dedi. Siz de onlarla beraber burada olun, size dedi yarağımı göstereceğim. Absürt gibi duruyor, başını anlatayım. Adamın adı Adnan. Ado diyorlar. Almanya'da doğmuş büyümüş gurbetçi. Bu Avrupa'da bir büyük penis yarışmasına girmiş. Kazanmış, sertifika vermişler. Bu da gelen geçene gösteriyor. Görmek isteyene şov yapıp gösteriyor. Her gören de gidip bir yerde anlatıyor. Oraya gelen herkes de görmek istiyor. Tamam. Ben de görmek istiyorum. Böyle bir şey nerede göreceksin oğlum? Arkadaşım gitmiyor. Mal mısın oğlum sen dedim ya. Parayla göstermez adam bunu ya. Müthiş bir nimet bu. Çünkü çok orijinal ve çok özel bir şeyini gösteriyor adam bize. İlla gideceğiz. Abi akşam 8 gibi dediği yere gittim. Hakikaten 20-30 kişi gelmiş. Kalabalık bir grup. Türk bir çift var. İşte yabancılar falan. Hadi dedi geçelim dedi gözleme kulübesine. Bizi gözleme kulübesine götürdü. Bak şöyle siper aldı eliyle. Bir yuvarlak kurdu yarım. Dedi ki bağırmak yok. Dokunmaya çalışmak yok. Fotoğraf çekmek yok. Ben ne kadar göstersem o kadar bakacaksınız. Tamam mı dedi. Tamam abi dedik. Açacağım şoka girmeyin, don giymedim dedi. Çünkü don olmuyor da dedi. Şakasını da yaptı. Kanka bir açtı, böyle kaldık. Oğlum o kadar büyük ki kaldırma gereği duymamış adam. Böyle baktık, böyle yaptı. Şimdi dedi gidin bunu her yerde anlatın dedi. Ben de Büyük Yarrak Adon'un bir neferi olarak bugün bu hikayeyi size anlattım. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gösteriyi burada sonlandırıyorum. Bravo. Hadi görüşürüz.